Evet Sabahcığım, yeni talibin gelmiş. Alkışlarla davet ediyorum. Nezir Bey geliyor efendim. Nezir hoş geldin. Hoş gördük. Sabah bir hoş geldin de. Merhaba, hoş geldiniz. Birazdan sohbet edeceksiniz ama şimdi birisi geliyor. Daha doğrusu birisi dönüyor programımıza bir kararla, bir açıklamayla. Ezgi geliyor efendim. Sen niye yürüyemiyorsun? En son yürüyordun. Ayakkabılardan. Yüksek mi geldi? Evet biraz yüksek, bir de heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni beklemiyordum açıkçası. İşte ben böyle sürprizlerle bir gidiyorum bir geliyorum. Evet, çok zaman geçti sen gideli. Duramıyorum ayakta. Niye bu kadar alt ayakkabı vermediniz ya? Ay. Değiştirirsin bir ara. Son anda geldim, bunları buldum, giydim. Duramıyorum tamam. Yani o derece. Değiştirirsin. Ha, ne işte, oldu, ne bitti, anlat bakalım. Ne oldu, ne bitti? İlişkim biteli 2-3 ay oldu. Ayrıldınız mı? Evet, sebebini söylemeyeyim. Çok hoş bir sebep değil. Bayanların kabul edemeyeceği bir sebep. Hiçbir bayanın kabul edemeyeceği bir sebep. Bu sebepten dolayı ilişkimi bitirdim ve kesin ve net bir şekilde kafamı toparlayıp geldim. Ama yani şahıs evleneceğinizi falan söylüyordu. Evleneceğimizi hatta söyleyen... Hatta bize de bir güzel bir şeyle, hoş şeyler söylemiş bizim için de, sağ olsun. Şöyle, benim kategorimde ihanetin affı olmaz. İhanet olduğu için de ilişkiyi bitirdim, o yüzden. Vallahi bizim ekibimizde de ihanetin affı olmaz. Dolayısıyla hani senin şahsından hiçbir şey duymadığım için arkadaşlarım Ezgi geliyor deyince peki dedim ama hani... Yalnızca sen geldin ve taliplerini aramak için geldin değil mi? 2-3 yani, gün sonra diğer şahıs gelmez umarım. Yok öyle bir amacım yok. Ona kapımız kapalı, onu belirteyim. Yani benim kapım da ona, gönül kapım da kapalı. Umarım öyle, sadece hiç yere geldin gittin de kapattın. Ama o zaman hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmamıştık. Bayağı bir zaman geçti. Bu sefer kesin mi yani kararı? Evet kesin ve net bir şekilde bitirdim. Zaten 3 ay geçti öyle Zuhal abla. Yani barışacak olsaydık barışırdık 3 ayda. Ki hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Hiç ihanete uğramamıştım. Ay bunu da tatmış oldum. Benim için üzücü bir durumdu ama gelip geçti. Peki ikiniz için de ona da mutluluklar dileyelim biz gene de. Senin için de inşallah hayırlısı budur diyelim. Doğru i̇nşallah. Karar vermişsindir umarım. Ezgi tekrar taliplerini arayacak bizimle. Evet. Peki oturabilirsin o zaman hocaya. Evet. Nezir. Anlatsana kendini biraz bize Sabah'a. Merhaba. Ben 22 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Duymuyorum sizi. Biraz yüksek canım. İstanbul'dan katılıyorum dedim. Kaç yaşındasınız? 22 yaşındayım. Ha, aynı yaştayız. Evet, öyle. Neler yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? İnşaat sektöründe havalandırma işi yapıyoruz. Efendim? İnşaat sektöründe çalışıyorum. Havalandırma işi. Anladım. Evet. Nereden? İstanbul'dan mı geliyorsun? İstanbul Esenyurt'tan geliyorum. Hı-hı. Ne işle meşgul? Aa, söyledim zaten. Beni başka ne zamandan beri izliyorsun? Ne zaman izliyorsun Sabah'ı? Ben çoktandır izliyorum. Çoktan mı? Aynen. Bu kadar kısa bir zamandan beni nasıl tanıyabildin? Ben programı çoktandır izliyorum. Zaten sizi daha önce takip etmiyordum. Sonra dünen baktım, gördüm, etkilendim, geldim. Anladım. Benden sormak istediğim şeyler var mı? Eğer zaten o yüzden çaya çıkarsak o zaman konuşuruz. Şimdi boşuna gerek. Biraz tanısaydık seni. İşin dışında neler yapıyorsun? Aynen. Ya mesela ben fotoğraf çekmeyi seviyorum. Fotoğraf bak ne güzel bir şey. Söyle aynen. Bunları güzel. Fotoğraf çekiyorsun. Ondan sonra bu iş zamanlarında şiir yazıyorum. Şiir. Aynen. Ben ne güzel hobilerin varmış bahsetsene. Şiir de yazıyor. Var mı ezberinde bir şiir? Şimdi Allah yazma yeteneği vermiş ama okuyama yeteneği vermemiş. Benim sesim olmadığı için okuyamam. Ondan sonra neler yaparım? Gezmeyi severim. Geziyor, şiir yazıyor, fotoğraf çekiyor. Evet. Evet. O kadar. Şu an aklıma bunlar geliyor. Evlendikten sonra nerede yaşamayı düşünüyorsun? Şimdi fark etmez. Anlaşmaya bağlı mesela. Nerede uygunsa orada yaşarız. Nerede istesem orada yaşarız. Yani konuşuruz. Aileniz haberi var mı? Ailem var. Ailem yanıyla geldim. Aynen. Nasıl tepki verdiler?
Onlar da beğendi. Gerçi zaten benim görüşlerime hep saygı duyuyorlar. Çünkü ben de duyamıyorum seni ya. Ben zaten yanlış bir karar vermem. Onlar da bunu iyi biliyor. Ben hani benim kararım. Ben istedikten sonra oraya karşı gelmez. Saygı duyuyorlar. Aslen nerelisiniz? Vanlıyım. Vanlısınız. Aynen. Sinirli misin? Yok, değilim. Anladım. Giyimlerimi karışır mısın evlendikten sonra? Ya şimdi bilmiyorum. Olabilir. Olabilir mi? Yani bu olabilir. Hani şu an bilemem. Ama kıskanç biriyim. Ondan kaynaklanabilir. Aynen. Ama ben pek hoşlanmıyorum karışmaktan. Olabilir. Ben kıskanıyorum. Ya şimdi seven insan kadınlar ıslanır. Zaten hep kıskançlar. O niye normal. O zaman kendinize istemediğiniz bir şeyi başkasına yapıyorsunuz? Ben kıskançlığı sevmem diyorsun ama kıskanıyorsun. Evet, karşı taraftan beklemiyorum ama kendim kıskanç. Niye? Bu eşitlik mi bu? Hayır, kadınlar her zaman kıskanç canım. Yok, tamam, erkekler de şey kıskanır. Genelde her zaman hayır, her zaman erkeklerden daha fazla kıskanıyorlar kadınlar. Bir ilişkide, bence bir ilişkide kendine istemediğin bir şeyi başkasına, yani karşındaki, hayatındaki insana yapmamalısın. Tamam, karşılıklı olsun kıskanım. Karşılıklı olsun. Böyle olmasa böyle evet olsun diyor. Demir abinin itirazı var herhalde. Ben şeyi merak ediyorum. Yok, hep sorduğu en önemli soru hep şey. Kıskanç mısın, sert misin, sinirli misin? Hep bunu soruyorsun. Yani ne, ben, bir amaç mı var bunu sormakta? Ben ne zaman sordum bunu? Hep bunu soruyorsun. Kimden sordun? Zaten bu ikinci ya talibim. Gelen kimden bütün taliplerine geldiğin günden beri bunu soruyorsun. Kıskanç mısın? Zaten ben bu ikinci talibim. Sinirli misin? Hayır, ilk defa soruyorum. Hiç evle ilgili, evlilikle ilgili, işte... Tamam, evlilik zaten evleneceğim, o yüzden soruyorum. Sinirlilikle evlenmeyeceğim diye. Omur boyu yaşayacağız ya birlikte. Bir şimdi söyler mi sana? Zaten arkadaş da biraz tereddütte kaldı. Sinirli misin dedi. O bir durakladı. Sonra yok dedi. Yani bunu zaten söyleme. Hani pembe sinirli yalanlar var ya. Sinirli sevmiyorum çünkü. Bu da benim kriterlerim. Söylemez ki burada sana. Şimdi sinirliyim demez ki. Ancak tanıdıktan sonra, tamam, gördükten, sohbet ettikten İlk baştan sonra anlarsın. Söylüyorum ki sonra sıkıntı çekmeyeyim. Anladım. Peki. Açalım o zaman biz paravanı. Nezle ve Sabah karşılaşıyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş gördük, sağ olun. Alalım mı kararını Sabah? Evet. Olumsuz desem ne olacak? Bir şey olmayacak, olabilir, normaldir. Yerlere atacak kendini. Nasıl yaparsın bunu bana? Krizler. Ay, bir daha kendine gelemez hayatı boyunca. Ne yapacak? Hayatında devam edecek çocuk. Ne o zaman geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayır. Nezli. Bak, yapabileceğin başka bir şey var. Devam edebilirsin bizle. Düşüneyim. Düşün, kararını ver. Biz buradayız. Alkışlarla uğurluyoruz Nezli. O zaman